Bizim zamanımızda doğumdan 2 yıl sonra tarlaya gidilirdi. Çabuk gel, hava yansana. Sevecen, bak şimdi. Al bu bebeği. Aman aman yok. Al bu bebeği. Ben doktora koşup geleceğim. Sakın bir yere gitmeyin, tamam mı? Şimdi sen de söyledin. Hayır teyzeciğim, gitmiyorsunuz bir yere. Çabuk gel, hapardan gidiyoruz hadi. Bir de bunu doktoruyla uğraşamaz. Ali Mazak göndermezler. Çabuk, topladım eşyalarını. Haydi çabuk. Nerede bunlar? Yürü yürü, çabuk gidiyoruz hadi. Maya sıca gelin. Bir de seninle uğraşıyorum bu yaşlı halinde. Yürü. Benim kaynanam bile bundan daha iyiydi vallahi. Aman Allah'ım, büyük felaket. Çernobil'e. İster misiniz bütün kaynanaları bu kadının yerinden kopyalasınlar? Allah düşmanımın başına vermesin. Biraz sağ mısın? Yorgunum, tatilim ve boyunum bozuk. Üstelik uykudan tansiyon çıkacak. Pardon, pardon. Uf ya, gittiler mi? Oh. Ya ben doktora ne diyeceğim? Ya uf ya. Hayır, ama böyle yaparsanız işimi nasıl yapacağım hanımefendi?
Bak benim hiç arayıp
Biri vardır. Gelir sanırım. Siz nasılsınız efendim? Yorgunum, halsizim ve moralim bozuk. Çocuk yurttan tansiyonum çıkacak. Özür dileriz efendim. Lütfen bizi anlayın. Özel bir durum bu. Beni artık başka bir odaya bulmak zorunda değil. Bu mümkün değil. Görüyorsunuz ki bütün yataklarımız dolu. Bu hastam nerede yaşamış yıllardır? Hayret ediyorum doğrusu. Lütfen efendim, lütfen. Hemşire hanım, ben çıkıyorum. Bir sorun olursa bana haber verin. Tamam efendim. Aa, buradaymış. Merhaba, geçmiş olsun. Komşulardan duyduğum çok üzüldüm. Şimdi nasılsınız? Dur evladım, ben söyleyeyim. Yorgun, halsiz ve moral bozuk. Çok da giriş yapmazsanız yola çıkabilirim. Yorgunum, halsiz ve moral bozuk. Üstelik bu kadın sesinden tansiyonum çıkacak. Malum efendim, hastalık bulaşmasın. Tansiyon bulaşıcı değildir evladım. Duymadın mı? Olsun, ben yine dönden malayım. Buyurun size çek getirin. Madem bu kadar çekiniyordun, hiç gelmeseydin çiçekçi getirirdin. Çocukluk arkadaşımı görmem gerekmez mi? Valla böyle göreceğini hiç görmek daha iyi. Senin gibi bir ziyaretçim olsaydı o çiçekleri alır ve... Biraz sağ mısınız? Bakın ziyaretçim yanlış, biraz sohbet edin. Şikayet et, bunu başka odaya atsınlar. Aman Allah'ım! Bunlar ya yıllarca bir yerde kapalı kalmış, yahut bu memlekete henüz yeni gelmişler. Evladım, nereye adı var da sıkkır değiştirsinler? Hem de çok kaba. Oturmayayım ya. Oturduğun yerde ne var? Korkma yani, senden biri seni oturamaz. Ben daha fazla dayanamayacağım bu kadına. İmkansız, imkansız, ben gidiyorum. Teşekkür ederim. Duygularımı bize getirdin. Rica ederim. Benim için bir zevkti. Her zaman yaparım. Neresi? Hastanedeyim efendim. Kim ağa? Ben de. Ne kadar zamandan beri buradayım? Saat 2. 3 saattir buradasınız. Saatin ne önemi var kızım? Ölümden dönmüşsün ya. Halini şükret. İçim sıkıyor. Doğru sürpriz geçirdiniz. Daha önceden gelmeliydiniz. Sevmeyi durduramıyorum. Doktoru çağırayım mı? Hayır, hayır. Tamam, şimdi hallederim. Yalnız burada bulunmaz mı? Ha, ne dersin? Bakın, merak etmeyin. Şu anda denetimlisiniz. Bakın, ben yanınızdayım. Hayır, benim çıkmam lazım. Hayır, işte bak, gidemezsiniz. Başka bir hastaneye gideceksiniz. Ne? Hastaneye mi? Evet, daha büyük bir hastane. Hayır, burada tekrar olamazsın. Yani benden duymuş olma ama Bakırköy diyor kızım. Yani... Ay kızım merak ettim, nasıl bulaşım bulayım sürücüyüm? Uzun işte teyze. Dedik, tertemiz bir insansın. Uzun işte teyze. Ne için bakıyor bu adam bana? Bakın ama. Bayağı da iradeli bir kızım. Demek ki kendini kontrol edemeyeceğim biraz. Ne var? Bir problem mi var ha? Bulmaz mı? Doktora haber vermem lazım.
Yani ilaçları verecek olanlar işte. Eczacı falan. Neden sordun? Şey, merak ettim. Hani belki ikna ederdim. Kendinize gelin hanımefendi. Mahvaz kızım, bu kadar da kötü olacağını tahmin edemezsin. Nasıl yani? Bak kızım, insanın kaybedeceği en son şey kendisine saygısı olmalı. Ama görüyorum ki... Sus! Sus be kadın! Hepsi saygısı olmaz! Tek işiniz yardıma var! Aile neredeyse, hiç işinden geçmeden önce... Allah göstermesin teyzem. Hadi göre göre.
eksik olsun. Hem ortamda bir doktor yok ki. Başka biri de mi yok? Aa, baş. Mühendislik okuyor. Son sınıf öğrencisi. Bitince hemen evlenecek. Bir de kız geri yapıldık mı? Başka ne? Nasıl durumu? Ayılma doktor bey. Ayılacak, merak etme. Sakin. Yarına kadar bir dayanırsa, yarın gidiyor. Tamam efendim. İnanın elimden gelen her şeyi yapacağım. Aman kızım, sana güveniyorum. Bir tamam. Sorun olursa bana haber ver. Tamam efendim. Nasıl? Oğlunuzdan bir haber var mı? Yok. Ama tek sevgim var. Bilirsiniz ki diyorum ki, bir haber gelmediğine göre en azından iyidir. Sizin hayata bakışınıza imreniyorum gerçekten. Ben de. Ama biraz geç bir bakış. Onca yıl boşuna geçirdikten sonra... Ne diyorum doktor biliyor musun? İnsanı önce ölümle burun buruna getirecekler. Sonra da tekrar yaşamaya başlatacaklar. Bakın o zaman o basit şeyleri üzülüyor muyuz? Basit şeylerle birbirimizi kırıyor muyuz? Boşuna vakit harcıyor muyuz? Nasıl değerini biliriz birbirimize? Kimse sevdiklerine nankörlük yapmaz. Ama olmuyor işte, olamıyor. Haklısınız. Sizinle konuşmak çok rahatlatıyor beni. Ama hastalarım var, gitmeliyim. Güle güle oğlum, güle güle. Anneni ihmal etme, ara sor, değil mi? Arayacağım, söz, hemen, şimdi. Alo? Anne. Kahretsin. Gelin buradayım ben. Hadi canım. Allah'ım yok bu. Hadi şöyle otur bakayım. Bir şey ister misin? Yiyecek, içecek ha? Bana içecekten söz etme, tamam mı? Tamam. Evet, tabii. Tamam. İsmin neydi? Kusura bakma, unuttum da. Feyza. Bak, senin adın Ayşegül. Bu da hastanenizin bilgi teyzesi. Uzun zamandır bizde. Onun için bizi teyzemiz sayılır. Evet, uzun zamandır. İyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ama hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değildi. İçimde bir volkan var sanki. Bunu herhalde anlayabilirim. Çünkü çok yaşadım. Neler gördüm neler. Neler yaşadım. Sahi kızım, merak ettim. Annen baban yok mu? Öksüz müsün? Bilmem. Belki vardır. Belki yoktur. Yani şimdi... Var desem inanmayacaksınız, yok desem de yalan olur. Gol! Bir şey yok mu? Hastaneye, belli geliyor ya. Evet, anne babam var. Peki niye yanında değiller? Ne zaman oldu? Dur tahmin edeyim, ayrılar mı? Evet, iyi yapmış, benim için yapmışlar. Nasıl yani? Yani bilirsiniz işte. Öf, canım sıkmıyor.
anlatmam gerektiği gelmiştir. Bilmem. Hem gerçekten de beni dinlemek ister misiniz? Bana bir yüz gözüyle bakmazsan tabii ve paylaşmak istersen. Biliyor musun Feyza, sıkıntılarımız karanlıklarımızdan beslenir. Yani vampir gibi söylersin. İçimizdeki karanlık denizler ne kadar büyükse o kadar vahşileşir sıkıntılar. Hadi, yüreğini aç da güneşlesin seni. Ya da sıkıntılarını çıkar dışarı. İnan rahat edersin Feyza. Hadi Feyza, hadi anlat bir tane. Bilmem ki, sen gerçekten de dinlemek ister misin? Tabii, seni bekliyorum. Bütün isterliğimle. Yani bugüne kadar şeyin sevmedi de evet bizimkiler hiç güya ayrıldıktan sonra daha çok ilgi göstereceklerdi. Nerede benimle ilgilenmek istemiyorsun kendileriyle bile ilgilenmediler. Kaç gece uykusuz sabahladım. Kaç gece Allah'a yalvardım. Annem gelsin, bir kucaklasın. Babam gelsin, halimi hatırını sorsun diye. Ama hiç olmadı tabii bu. Sonra okula başladım. Derslerim çok iyiydi. Her şeyi çabuk öğreniyordum. Ama arkadaşlarımın sevincini öyle kutluyordum ki eğlencesinden, babasından söz edenlere ya hemen uzaklaşıyor ya da onlarla kavga ediyordum. Sonra var gücümle çalıştım. Takdir almak için aldım da. Ama eğlencem aldırmadı bile. Babamın yanına gittim, başka bir kadınla evlenmeye hazırlanıyormuş. Çok güzel, çok güzel dedi. Ama beni duymadığını, görmediğini biliyordum. Sonra sigaraya başladım. Bir çocuk esrar sarmış. Bir gün bir yere gittik. Sevimliydi, hoş, şefkatli, elleri babamın elleri gibiydi. Sonra tezese yapmaya başladım. Esrarı verdi, aldım, hoşuma gitti. Sonra bir daha ister misin diye sorunca bir an hayatımı düşündüm. Annemin ilgisizliğini, babamın duyarsızlığını. Onlardan intikam almaya karar verdim. Evet, bu duygu çok hoşuma gitmişti. Onlardan intikam alacaktım. Emin misin dedi. Evet dedim, bütün benliğimle. Aldım. Sonra da vazgeçemez oldum. Bir gün bir yere gittik. Eroin kullanıyorlardı. Önce soğudum ortamdan ama derdimi anlatacak kimse yoktu. Zaten beni dinleyen de kimse yoktu ki onlardan başka. Okuldakilerin tek kişi yargılama, suçlama. Neymiş, zevkine yaşıyormuşum. Zararlıymışım. Oysa ben hep birileri gelsin beni kurtarsın diye beklediğimi duydum. Ama ne annem, ne babam, ne öğretmenlerim, ne arkadaşlarım. Bir ara bir öğretmenim benimle ilgilenmeye başladı. Senin gözlerinin içinde bir boşluk var dedi. Sonra da beni izlemeye başladı. Ama ben ona güvenemezdim. Sonra ona tam güvenmeye başlamışken de başka bir araması yapıldı. Sonra başka da kimse ilgilenmedi zaten. Aslında ben hep onları bekledim durdum. Ama kimse elini uzatmadı. Sonra eroine alıştım. Önceleri yetiyordu bana uyuşturucular ama artık su bile içemiyorum. Sizleri anlatamam. Ama hep bir gözüm dışarıda. Belki babamla görüşürüz bekliyorum. Ama yani... Haklısın Beyza. Evet, haklısın canım. Bilirim o bekleyici kızım. Ben de bekliyorum. Yıllardır onu bekliyorum. Ama gelmiyor. İçim pispiyor Ayşegül. Ne olur bir şeyler yap. Sence kurtulur muyum Ayşegül ha? Sen anlamazsın Beyza. Bir de bu konuda çok başarılı. Ne olur umudunu yitirme Beyza. Lütfen. Dilekçi ol kızım. Gerçekten insan bazen sorumluluklarını üstlenmek zorunda kalır. O zaman hayata gitmek için çaba göstermelisin. Hayatını hak etmelisin Feyza. Teyze, müjdemi isterim. Oğlunu buldum.
Senin oğlan Amerika'ya gitmiş. Çalıştığı şirketten araştırdım biraz önce. Amerikan vatandaşına kabul edilmiş senin oğlan. Artık oğlanın nerede olduğunu öğrendin. Evet, o artık Amerikalı. Senin gibi değil mi teyze? Bunun şeklini daha güzel. Evet evet, ne güzel değil mi? Güzel. Aa, bakışları, yüzü. Toparlanmışsın. Artık daha iyi mi galiba? Dayanmalısın. Sen de yardımcı olmalısın bize. Ancak yarın gönderebiliyorum seni. Ne yapalım? Elimizden bu kadar yani. Olsun. Önemli değil ama. O titreme çok kötü doktor bey. Sen de yardımcı olmalısın bize. Dayanmalısın. Ha, hemşire hanım. Durum kötüleşirse bana haber ver. Tamam. Mutlaka. Bunu çok önemsiyorum. Tamam efendim. Hadi iyi geceler. Kızım senden bir şey rica edebilir miyim? Buyur Leyla. Bugün nöbetçi olduğuna göre yarın başlayayım değil mi? Evet. Benim için şunu postalar mısın? Tabii teyzem. Hastane. Bir de şu tatları sana verdim. Tatları mı? Evet. Ama siz onları çok severdiniz. Hep okurdunuz. Alamam onları. Hep kliniklerim. Artık okumak istemiyorum. Hayır alamam teyze. Hep onları alamam. Işıkları yak.